Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün size bir soru çözümü yapacağım. Konumuz kimyasal denge. Biliyorsunuz her defasında söylüyorum, detay veriyorum. Dengeyi biz 3 basamakta işlemiştik. Biri kimyasal denge, bir tanesi sulu çözeltilerde denge yani asit baz dengesi, bir diğeri de arkadaşlar çözünürlük dengesi. Şimdi video soru çözümünü ben kimyasal dengeyle başlamak istedim. Hem bilgileri de hatırlamış oluruz. Ondan sonra bir asit baz patlatırız. Bir de çözünürlük videosu patlatırız. Arkadaşlar test MEP kazanım testinin 11. sınıf olan kısmından aldım bu testi ben. Şimdi kimyasal dengeyi hadi bir tekrar edelim sizinle. Şimdi arkadaşlar pardon. Birinci sorumuz. Bir kavram haritası vermiş ve denge tepkimeleri ile ilgili arkadaşlar bazı bilgiler vermiş. Hangi bilginin yanlış olduğunu söylüyor. Şimdi güzel bir şey soru. Hemen bütün şeyi de konuyu da arkadaşlar tekrar ettiriyor. Bakınız bir ne diyor? Aynı bileşenin farklı fazı arasındaki denge fiziksel dengedir. Şimdi arkadaşlar aynı bileşenin farklı iki fazı. Mesela biz ne söylemiştik? Hatırlayın lütfen. H2O sıvı. Değil mi? H2O gaz mesela. Bakınız aynı maddenin değil mi? Farklı iki halleri arasındaki o zaman fiziksel dengedir bu doğru. Denge anında arkadaşlar ileri yöndeki hız geri yöndeki hıza eşit de zaten şunu söylemiştik hatırlayın lütfen. R ileri eşittir. R geri demiştik değil mi denge anında? Dolayısıyla bu da doğru. Tüm tepkimeler denge tepkimesidir diyor. Eyvahlar olsun. Burada çok büyük bir hata var. Yani bir kere zaten cevap şu arkadaşlar. Bütün tepkimeler denge tepkimesi olmaz. Hatırlayalım lütfen. Bir tepkimenin denge tepkimesi olabilmesi için bazı şartlar vardı. Bu şartları bir hatırlayalım. Bakın önemli şartlardı. Şimdi kapalı olmalıydı. Evet arkadaşlar çok vakit kaybetmesin diye süreyi durdurdum. Ben şöyle sizin için yazdım. Şimdi kabımız kapalı olmalıydı denge tepkimesi için. Sıcaklığımız sabit olmalıydı ve bakınız en önemli madde hatırlayın lütfen tükenen madde olmamalı demiştik. Hatta tam verimli tepkimeler ya da artansız gerçekleşen tepkimelerin hiçbiri arkadaşlar denge tepkimesi değildi. O yüzden yani şu zaten çok iddialı bir cümle. Dolayısıyla yanlışı bulduk. Şimdi diğerlerine bir bakalım. Denge anında bütün maddelerin derişimleri sabittir. Hatırlayın lütfen şöyle bir grafik çizmiştik değil mi? Mesela böyle geliyordu, sabitleniyordu değil mi? Bir tanesi de mesela ürün de böyle oluşuyordu ve sabitleniyordu değil mi? Şu ana da hatırlayın lütfen. Denge anı demiştik. Hatırladınız mı? Şuralar arkadaşlar ne oldu? Bakın bütün maddelerin derişimleri eşittir demiyor zaten. Tüm maddelerin derişimleri ne diyor? Sabittir diyor. O yüzden bu da doğru. Denge tepkimeleri tersindirdir. Evet, bu tarafa gidebilen ve yine bu tarafa gidebilen tepkimeler olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Evet arkadaşlar, dengede şöyle söylemiştik. Hatırlayın lütfen. Bir kimyasal denge vardı, bir fiziksel denge vardı, bir homojen denge vardı, bir de heterojen denge vardı. Fiziksel dengeye ne demiştik? Fiziksel olaylarda kurulan denge demiştik. Kimyasal dengeye de ne dedik? Kimyasal olaylarda kurulan denge. Bir de homojen denge vardı. Neydi? Bütün maddelerin fazları aynı olduğundaki dengeydi. Bir de arkadaşlar heterojen denge vardı. Maddelerin farkları farklı olduğundaydı. Hadi maddenin fazları farklı olduğundaydı. Hadi bir bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir iyot dengesi var. İyot, değil mi? Şimdi homojen heterojenlikten için zaten heterojen demiş. Çünkü bakınız farklar. Farklar. Ha, şeyler. Ay dilim dönmedi yahu. Fazlar arkadaşlar. Fazlar farklı. Peki. Şimdi bu denge fiziksel denge mi kimyasal denge mi? Bildiğiniz süblimleşme olayı arkadaşlar. Bu durumda şuraya ne yazıyorum ben? Kimyasal yazmıyorum tabii ki. Fiziksel diyorum. Evet. Şu dengenin zaten kimyasal olduğunu söylemiş. Bakıyorum maddelerin fazlarına. Bakınız gaz, gaz, gaz. Bu durumda buraya ne yazıyorum? Homojen yazıyorum. Evet arkadaşlar yine kimyasal bir olay. Bakıyorum zaten heterojen olduğunu belirtmiş. O zaman buraya da ne diyeceğim arkadaşlar? Kimyasal dersem fiziksel, homojen, kimyasal. Cevabım Bursa'ya gider.
Evet arkadaşlar, bir sayısal sorumuz var. N2 artı 3 H 2 eşittir 2 N H 3 gibi beni bilenler bilir arkadaşlar. Önce tepkimeye yazarım. Daha ben soruyu okumadan hiç üşenmem. Değil mi? Derste de böyle yapıyorduk. Tepkimeye yazarım. Ve soru bana ne söylüyorsa onu yaparım. Şimdi şu dengelerde hatırlayın lütfen. Şu litreler çok önemliydi, değil mi? Şöyle elimizle tutup başa yazıyorduk, hatırlıyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bir başlangıç diyorum ben şurada. Bakınız başlangıçta diyor ki kaba diyor 8 mol azot koydum. 14 mol de hidrojen koydum diyor ve bundan yok. Tamam. Şimdi diyor ki tepkime dengeye ulaştığında bakınız şu çok önemli. Neden? Çünkü burada bir başlangıç var. Bu bir stoikiyometrik dengeye ulaşacak ve pardon burada bir stoikiyometri yaşanacak ve bir dengeyle sonuçlanacak. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar dengeye ulaştığında kapta 14 mol gaz karışımı olduğunu söylüyor. Yani bana başka hiçbir bilgi vermiyor. Hani şurayla ilgili bir bilgi veriyor ama bu bir şekilde bir stoikiyometri yaşanacak, değil mi? Ne diyorduk bu tarz sorularda? Şu bir katsayılıdan, değil mi, A kadar kayarsa 3 katsayılıdan 3A kadar kayar. 2 katsayılıdan da 2A kadar kayar demiştik. Dolayısıyla denge anında arkadaşlar 8 eksi A mol bundan var. 14 eksi 3 A mol bundan var. 2 A mol de bundan var. Evet, bir kalem değiştirelim. Şimdi bunların arkadaşlar toplamı 14'müş. Bakın burada onu söylüyor. Denge anında diyor. Bunların toplamı 14'müş. Evet, buradan hemen diyorum ki 8 eksi A artı 14 eksi 3 A artı 2 A eşittir 14 ise, ama buraya yazmayacağım. Şuraya yazacağım. 8 eksi A artı 14 eksi 3 A artı 2 A'nın arkadaşlar 14 ettiğini söylüyor. Gençler A buradan 4 çıkıyor. Tamam mı? Şimdi A'nın 4 olması demek o zaman şurası 4 mol. Değil mi? Şurası 2 mol. Şurası 8 mol. Kabım kaç litreydi? 2 litreydi, değil mi? O zaman 2'ye böleceğim. Çünkü bana ne lazım gençler? Bana derişimler lazım, değil mi? O zaman hemen geçiyorum. KC dediğimiz şey neydi hatırlayın? Ürünlerin derişimi, böyle girenlerin derişimiydi. Şuradaki katsayıları da ne yapmıyorduk? Unutmuyorduk. Bu durumda 8 mol'ü 2'ye bölersem şurası ne oldu? 4 mol, değil mi? O zaman buraya ne yazıyorum? 4 çarpı 4 diyorum. 4'ün karesini alıyorum ya. Girenlere geldim. Katsayı 1. Burası kaç mol oldu? 2 mol oldu. O zaman 2 üzeri 1 diyorum. Çarpı burası ne? 1, değil mi? 1 üzeri 3 diyorum arkadaşlar. Buradan ne oldu? 16 bölü 2'den cevabım 8 çıktı. Demek ki KC değerim 8'miş. Evet arkadaşlar, bir soru tarzımız daha var. Şimdi bu arada gençler videonun başında söyleyecektim ama yani umarım beni sadece seyretmiyorsunuzdur. Yani lütfen dengeyi dinleyen arkadaşlarım kaleminizi defterinizi alın ve ben soruyu açtığımda bir durdurun. Önce bir kendinizi çözmeyi bir deneyin, değil mi? Eğer çözemezseniz arkadaşlar, yani çözümünü her halükarda dinlemek isteyen tabii ki dinlesin. Ama önce bir kendiniz çözmeye çalışırsanız bence çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Evet, sorumuza bakalım şimdi. Evet arkadaşlar, bir tepkime vermiş, değil mi? Tepkimeyi şimdi şöyle 2CO şöyle bir tepkime vermiş. Ve işte hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Şimdi homojen denge tepkimesidir hiç düşünmeden doğru diyorum. Neden? Gaz, gaz, gaz değil mi fazlarım? Dolayısıyla burası doğru. Evet, bu durumda denge bağıntısını yazalım. KC eşittir. Zaten hepsini alıyorum biliyorsunuz. Kısaca katı ve sıvıları almıyorduk. Bu durumda ne diyorum? Derişim CO'nun karesi bölü, değil mi? Ürünler bölü girenlerdi ya. O2'nin derişimi bölü CO2'nin derişiminin karesi arkadaşlar. Dolayısıyla şu ikinci öncülümde ne oldu? Doğru oldu.
Şimdi aynı sıcaklıkta KP'sinin şu olduğunu söylüyor. Şimdi bizi KP'yi KC'ye bağlayan bir bağıntı vardı. Hatırlayın lütfen, neydi bu? KP eşittir KC çarpı RT üzeri delta n'di, değil mi? Hatta bu delta n neydi? Gaz fazındaki ürün eksi girenin neydi? Katsayısıydı. Hatırlayın lütfen. Evet, bir kalem değiştirelim. Şimdi önce bir delta n'i belirleyelim isterseniz. Şurada delta n belirliyorum. 2, bir daha 3, değil mi? Ürün eksi girendi ya, 3 eksi 2'den arkadaşlar delta n'in 1 çıkar. Doğru mu? Evet, burada KP eşittir, değil mi? KC çarpı bildiğiniz RT üzeri 1 olması gerekiyordu. Yani KP eşittir KC çarpı RT olması gerekiyordu. Dolayısıyla 3. öncülüm ne oldu? Yanlış oldu. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Evet, kalemimi mor yaptım arkadaşlar. Gözümüz gönlümüz açılsın. Tepkimeye yazıyorum. PCL3 artı CL2. Şöyle. PCL5 ve hepsi gaz fazında. Şimdi diyor ki, çok önemli bir soru. Bayağı bir yorum yapmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, soru diyor ki, sabit sıcaklıkta diyor hacmi azaltalım. Şimdi V'yi ne yapıyoruz biz? Azaltıyoruz. Şimdi hemen bir konuşalım. Arkadaşlar, şimdi siz burada V'yi azalttığınız zaman, hacmi azalttığınız zaman öncelikle şunu söylemiştik. Hatırlayın lütfen. Tüm maddelerin derişimi bir kere artar. Doğru mu? Ha, tüm maddelerin derişimi arttıktan sonra da Le Chatelier nasıl bir insandı? Ters bir insandı, değil mi? Bu derişimi azaltacak yönde hareket edeceği için denge ne yapacak arkadaşlar? Katsayının az olduğu tarafa kayacak ve hangi katsayı? Tabii ki gaz fazındaki. Burası da çok önemli. Şimdi o zaman dengenin nereye kayacağını bir, şuranın katsayısı 1, buranın da katsayısı 1, buranınki 1, değil mi? Yani sol taraf 2, sağ taraf 1. O zaman denge arkadaşlar nereye kayacak? Sağa doğru kayacak. Şimdi o zaman özetleyelim lütfen. Kabın hacmini azaltırsak öncelikle tüm maddelerin değişimi artacak. Ondan sonra denge ne olacak arkadaşlar? Ürünlere kayacak. Şimdi bir bakalım. PCL5 gazının derişimi. Ya bir kere zaten derişimleri azalırı hani geçin. Yani derişimlerde arkadaşlar azalır diyor ya, bakınız geç. Geç. Anlatabildim mi? Çünkü hacmi azalttın sen. Bir kere öncelikle tüm maddelerin değişimi artacak. Ha, azalmalar olacaksa ondan sonra olacak. Bu durumda zaten Bolu'yla Deniz'i direkt gitti. Bu durumda PCL5 gazının değişimi evet artacak. Evet arkadaşlar, klor gazının mol sayısı diyor. Şimdi klor gazının değişimi tamam başta artacak ama denge arkadaşlar bu tarafa doğru kaydığı için klor gazında ne yaşanacak bir? Azalma yaşanacak, değil mi? Dolayısıyla mol sayısında ne olacak arkadaşlar? Bir azalma yaşanacak. Denge sabitinin değeri tabii ki değişmez. Ne demiştik? Sadece sıcaklıkla değişir demiştik. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Edirne'ye gider. Evet arkadaşlar, 6. soruyla devam edelim. Bakınız ne diyor. Yine bir tepkime vermiş ve bunun 800 Kelvin'deki KC değerini vermiş. Bir de arkadaşlar 725 Kelvin'deki KC değerini vermiş. Şimdi arkadaşlar önce ben tepkimeyi şöyle şu boş alana yazayım. Sonra konuşalım. Evet. Şimdi arkadaşlar diyor ki 800 Kelvin'deki KC 2 çarpı 10 üzeri 2, 725 Kelvin'deki KC ise 7,5 çarpı 10 üzeri 2. Şimdi ben buradan ne anlıyorum? Arkadaşlar sıcaklığı azaltmış. Yani sıcaklık azalmış. Ama KC ne yapmış? Artmış. O zaman bu olsa olsa
egzotermik bir tepkimedir, değil mi? Neden? Şimdi şuraya ısıyı yazayım. Biz ne söylemiştik arkadaşlar? Sıcaklığı azaltmış, değil mi? 800'den 725'e çekmiş ya. Şimdi sıcaklığı azaltınca denge nereye kayacak? Tabii ki azalan yöne doğru kayacak, değil mi? Ne söylemiştik? Arttırırsan tam tersine kayar. Azaltırsan da azalttığın yönün aynı yönüne kayar demiştik, hatırlarsanız dengeden için. Dolayısıyla dengenin sağa kayması demek de KC'nin artması anlamına geliyor. O zaman benim burada almam gereken en önemli bilgi ileri tepkimenin egzotermik olması. İleri, bakınız, ileri tepkimenin egzotermik olması. Şimdi sıcaklık artışı SO3 gazının mol sayısını azaltır diyor arkadaşlar. Bir bakalım. Evet arkadaşlar, tabii ki dengenin şu şekilde sağ tarafa kayması SO3 gazının mol sayısını, derişimini, değil mi? Bunları ne yapacaktır? Arttıracaktır. Bunu almıyoruz. Minimum enerjiye eğilim girenler yönündedir. Minimum enerjiye eğilim arkadaşlar, hatırlayın lütfen. Ne demiştik? Isının olduğu taraftadır demiştik. Dolayısıyla burada ısının olduğu taraf, yani ısı ürünler tarafında olduğu için minimum enerjiye eğilim girenler değil, ürünler tarafında olmalıydı. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar Adana olur. Ah arkadaşlar, çok özür dilerim. Bakınız, ikinci öncülde sıcaklık artışı diyor. Artış diyor. Biz azalma olarak ben düşündüm. Sıcaklık artışı diyor. Şuraları siliyorum arkadaşlar. Bakınız. Şöyle. Şimdi sıcaklık artışı diyor ya. Sıcaklığı ben arttırırsam şöyle. Denge nereye kayacaktır arkadaşlar? Bu tarafa kayacaktır. Dengenin sola kayması demek de SO3 gazının mol sayısının, evet, azalması anlamına geliyor. Dolayısıyla küçük bir düzeltme yapıyorum arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'a gider. Evet arkadaşlar, yine bir sorumuz var. Tepkimemiz şu. 3A ve NB şeklinde gaz gaz. Ve 273 derecede arkadaşlar dengeye ulaşıyormuş. Şöyle bir sorun var. KC'sini vermiş, KP'sini vermiş. Şimdi beni KP'yi KC'ye bağlayan bağıntı neydi gençler? KP eşittir KC çarpı, değil mi? RT üzeri delta N'di, hatırlayın lütfen. Şimdi yerine koyalım. Şöyle şuradan devam edelim. KP 1 bölü 22,4 eşittir, değil mi? 1 bölü 22,4 eşittir. KC değerini ne vermiş? 2 vermiş. Şurayı zaten ne alacağım arkadaşlar? 546 Kelvin alacağım. O yüzden R değerini, şuradaki R değerini ne alacağım? 22,4 bölü 273 çarpı 546. Ürünler eksi girenler, yani N'den de neyi çıkaracağım? 3'ü çıkaracağım. N eksi 3 olacak. Şimdi şunlar zaten birbirini götürüyor. Şurada ne kalıyor? 2 kalıyor. Elimde ne kaldı? 1 bölü 22,4 eşittir 2 çarpı, değil mi? Parantez açayım şöyle. 22,4 çarpı 2'nin N eksi 3. kuvveti. Şimdi buradan sonrasını artık ışıklardan gidebiliriz arkadaşlar bence. Çünkü şu N yerine zaten hani 2 yazdığımız zaman, değil mi? 2 yazdığımız zaman buranın üstü ne oluyor? Eksi 1 oluyor. Dolayısıyla bunlar tersine dönüyor. Yani 1 bölü 22,4 eşittir 2 çarpı, şurası 1 bölü 22,4 çarpı 2 oluyor. Şu ikiler de birbirini götürdüğünde şu eşitliği ne yapmış oluyorum ben? Yakalamış oluyorum. Dolayısıyla cevabımız Bolu'ya gider gençler. Evet arkadaşlar, şöyle bir sorumuz daha var. Bakalım ne diyor. Ve bir grafik vermiş ve şöyle bir tepkimeye aitmiş arkadaşlar bu grafik. Ve şurada delta H'ın sıfırdan küçük olduğunu söylüyor. O zaman ben buradan ne anlıyorum? Bu tepkimenin egzotermik olduğunu anlayabiliyorum, değil mi? Mesela hemen şuraya ısı yazayım mesela. Şimdi bakalım bu grafik bize ne söylüyor? Arkadaşlar, bütün maddelerde yukarı doğru pik var. Görebildiniz mi? Yani çok enteresan. Bütün maddelerin arkadaşlar derişimi önce bir artmış. Doğru mu?
Önce bir artmış derişimi. Bu ancak ve ancak ne zaman nasıl olur? Kap hacmiyle oynanmış. Kap hacmiyle oynanmış. Bütün derişimlerin artması için de hacmin ne olması gerekiyor arkadaşlar? Azaltılması gerekiyor. Dolayısıyla bir kere zaten hop şunlar gitti. Kaldık iki şıkka. Evet arkadaşlar, şimdi bir de T2 anında yapılan bir etki var. Şimdi ben sorularda pike bakıyorum. Hani şu bakın şu pikler var ya, bakınız. T2 anında hiç pik yok. Görebildiniz mi? T2 anında hiç pik yok. O zaman demek ki ne olmuş? Yani madde ilavesi yapılmamış. Çünkü ya olsaydı bir maddede en azından bir yukarı doğru ya da aşağı doğru bir pik olurdu. Kabın hacmiyle de oynanmamış. Yani yine böyle bir keskin ifadeler olurdu. Sadece arkadaşlar derişimler o zaman ne yapmıştır? Sıcaklıkla oynanmıştır. Şimdi bakalım. X2 ve Y2'nin derişimi bir anda artmaya başlamış. Çok enteresan. Bakınız X2 ile ve Y2'nin ve X2 Y4'ün derişimi de bir anda azalmaya başlamış. O zaman denge bir şekilde ne olmuş? Demek ki buraya kaymış. X2 ve Y2 artmış. X2 Y4 azalmış. Denge buraya nasıl kayar arkadaşlar? Egzotermik değil mi? Demek ki birileri ne yapmış? Pardon. Sıcaklığı arttırmış. O zaman doğru cevabımız ne oldu? Adana oldu. Evet arkadaşlar, bir sözel soru ve bilgi hakimiyeti gerektiren bir soru. Diyor ki dengedeki bir tepkimeye sabit sıcaklıkta katalizör eklenirse. Şimdi katalizör ekliyoruz. Bir kere zaten katalizörün ilk görevi neydi arkadaşlar? Hemen bir konuşalım. Amacımız burada hop Adana, hop Bolu demek değil. Amacımız konu tekrarı yapmak. Şimdi katalizörün ilk görevi neydi? Hatırlayın lütfen. Tepkime de aktifleşmiş aktivasyon enerjisini ne yapıyordu arkadaşlar? Aşağı çekiyordu. Ne örneği vermiştik? Hani yüksek atlamalı sporcular vardı ve ne yapıyordu arkadaşlar? Engeli aşağı düşürüyordu ki sporcular rahat rahat ve hızlı atlasın diye, değil mi? Bu durumda arkadaşlar katalizörün ilk görevi neydi? Aktivasyon enerjisini, tepkimenin aktivasyon enerjisini aşağı indirerek tepkimeyi ne yapmak? Hızlandırmak. Dolayısıyla tepkime hızının artması kesinlikle beklenen bir şey. Şimdi arkadaşlar tepkime ısısı, yani entalpi. Hatırlayın lütfen, entalpiyi etkilemeyen iki şey vardı. O da birincisi neydi arkadaşlar? Katalizördü, değil mi? İkincisi neydi? Tepkimenin izlediği yoldu. Bunu da derste anlatırken soba örneğine benzetmiştik. Hatırlayın lütfen. İki grupta ne yapıyordu? Soba yakıyordu, değil mi? Aynı kömürü veriyorduk. Şimdi grubun bir tanesi sobayı farklı şekilde yakıyordu. Grubun bir tanesi de farklı şekilde. Sen sobayı nasıl yakarsan yak, kömür miktarın aynı olduğu sürece ısınma miktarında, yani çıkacak ısı, yani delta H ne olacaktır? Aynı olacaktır. Hatırlayın lütfen, katalizörü de şuna benzetmiştik. Grubun biri ne yapıyordu? Sobaya tutuşturucu atıyordu, değil mi? Sobayı daha çabuk yakabilmek için. Ama sobayı daha çabuk yakan grup daha çok ısınmıyordu arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani çıkan ısı ne olmuyordu? Daha da artmıyordu. Dolayısıyla tepkime ısısının artması tabii ki beklenmez. Denge sabitinin değişmesi arkadaşlar, katalizör ne yapıyordu? Sadece dengeye gelme süresini kısaltıyordu. Ama denge sabitini değiştirmiyordu. Hatta hatırlayın lütfen, denge sabitini hep söylüyorum. Ne yazacağım? Tahmin edenleriniz vardır. Sadece sıcaklık değiştirir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız nereye gider? Denizli'ye gider. Evet arkadaşlar, şu kabımın içerisinde bir şey var, tepkime var. Hemen yazayım. Biliyorsunuz hiç üşenmem. 2N2O5. Gaz fazı olduğu için belirtmiyorum. Yani bütün maddeler zaten gaz fazında. Evet arkadaşlarım. Şimdi yeniden bir değişiklik yapalım. Bu kez ne seçelim? Mor seçelim yine. Evet. Sabit sıcaklıkta bir miktar N2O5 ekliyorum, bakın. Ne söylemiştik? Eklediğim yönün tersine kayar.
çıkarttığım yönün aynı yönüne kayar demiştik. Denge ters bir insandı. Dolayısıyla ben N2 O5 eklersem arkadaşlar, denge bir kere nereye kayacak? Ürünler yönüne kayacak. Yani Edirne doğru. KC'nin değerini her defasında söylüyorum. Artık ezberledik bence. Bir tek sıcaklık değiştirir dedik. Arkadaşlar, dengenin soğa kayması demek N2 derişiminin ve O2 derişiminin ne olması anlamına geliyor? Artması anlamına geliyor. Şimdi Adana ve Bolu, zaten Adana ve Ceyhan zaten kendiyle çelişiyor. Bakınız ne diyor Adana? Kaptaki toplam mol sayısı artar diyor. Kaptaki toplam mol sayısı artarsa o zaman toplam basıncın da artması gerekiyor. Yani burada ya Adana yanlış ya Ceyhan yanlış. Hemen sorgulayalım. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Hatırlayın lütfen. Başlangıçta kafamıza göre değerler veriyorduk, değil mi? İster 1, 5, 10, ister 10, 10, 10. Ben 10 mol, 10 mol, 10 mol veriyorum. Tamam mı başlangıçta? Şu an toplam kaç mol gaz var burada? 30 mol gaz var. Doğru mu? Şimdi burada bir işte denge kayacak. Yani burada bir stoikiyometrik değişim olacak ve bu yeniden bir denge halini alacak, değil mi? Şimdi 2'den diyelim eksi 2 kaysın. O zaman 2'den artı 2 oluşur. Buradan da ne oluşur? Artı 5 oluşur. Burası ne oldu? 8 kaldı. Burası 12 oldu. Burası ne oldu arkadaşlar? 15 oldu. Dolayısıyla 20, yeni dengede 35 mol madde var. Arkadaşlar, kapta toplam mol sayısı arttığı için toplam basıncın da ne olması gerekiyordu? Artması gerekiyordu. Ki zaten bunu illa bu işlemi yapmadan da aslında toplam mol sayısının artacağını görebiliriz. Çünkü sağ tarafın katsayısı daha fazla. Anlatabiliyor muyum? Ama bunu oldu da unutursanız böyle bir şekilde de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yine bir tepkime var. Bakınız, şöyle yazmak istiyorum. CO gaz fazları zaten artı CL2 ve şöyle COCl2 diye bir tepkimemiz var. Şimdi verilenleri önce bir inceleyelim isterseniz. Diyor ki 0,2 mol şöyle, ama ben tepkimeyi şuraya yazmak istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Şöyle yazayım. Biraz daha altta yer kalsın istiyorum yanda. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, 0,2 mol CO, 0,3 mol CL2 ve 0,5 mol, değil mi? Buralar mol. Gazların dengede olduğunu söylüyor. Şimdi dengededir ifadesi aslında çok iddialı bir ifade. Hani kabın hazır litresi de belli ya. Hani ilk baktığınızda böyle, aa evet, ben buradan KC'yi bulsam, değil mi? Ondan sonra da işte KP eşittir KC çarpı RT üzeri delta N'den hop yerine koyarım, KP'yi bulurum gibi geliyor. Hani bu şekilde de çıkar. Ancak sayılar biraz, yani 0,2'yi 11,2'ye hani bölmek falan biraz şey olabilir. Tabii bunu istediğiniz yoldan gidebilirsiniz. Bu şekilde de gidebilirsiniz. Ama ben şahsen şöyle çözeceğim bunu. Şöyle çözeceğim. Şimdi benim şey değerlerim belli. Sıcaklık değerim belli. Hacmim belli, değil mi? Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. PVNRT kullanmak istiyorum. Önce bir kabın basıncını bulacağım. P çarpı V, burada zaten 11,2. Toplam molüm arkadaşlar 0,5 daha 1, değil mi? Çarpı T değerini şuradan ne alıyorum? 273 alıyorum. 273 alacağım için de buradaki R değerini 22,4 bölü 273 alıyorum. T yerine de 273 yazıyorum. Şunlar birbirini götürüyor. Şunlar da birbirini götürüyor. Demek ki P arkadaşlar 2 atm. Şimdi bu 2 atm basıncı kaç mol gaz yapıyor? Şuradaki 1 mol gaz yapıyor, değil mi? O zaman bunların ben kısmi basınçlarını, yani şahsi basınçlarını ne yapabilirim? Bulabilirim. Şimdi şunun için söylüyorum. Arkadaşlar, 1 mol gaz 2 atm basınç yapıyorsa, değil mi? 0,5 mol gaz, şunun için söylüyorum. Bu tabii ki ne yapacaktır? 1 atm basınç yapacaktır. Kalem değiştiriyorum dikkatinizi çekebilmek adına. Evet, dolayısıyla arkadaşlar şu arkadaşın kısmi basıncı, yani şahsi basıncı 1 atm. Zaten 0,5'i 1 atm ise şunun toplamı da 0,5. Bunlar da kendi
toplam basıncı 1 ATM olacak. O zaman 0,3 arkadaşlar 0,6 ATM'lik kısmı alırken 0,2'de ne yapacaktır? 0,4 ATM'lik kısmını alacaktır. Bölüşecektir yani. Bu durumda artık bunları ATM'ye çevirdiğime göre direkt KP cinsinden bence yazabilirim. KP dediğimiz şey neydi? Ürünler böyle girenler değil miydi? Ürünler zaten bu hepsinin katsayısı 1. Dolayısıyla 1 bölü arkadaşlar 0,4 çarpı 0,6. Bu da şöyle yapıyor. 1 bölü 0,24 yapıyor. Bu da arkadaşlar ne yapıyor? 100 bölü 24 yapıyor. Buradan da gerekli sadeleştirmeleri yaptığınızda sonucumuz 25 bölü 6'ya gidiyor. Dolayısıyla cevabımız Bolu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son soruya geldik. Denge tepkimeleri ile ilgili hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu söylüyor? Kesinlikle diyor. Dikkatli düşünelim, değil mi? Şimdi biz şöyle söylemiştik, hatırlayın lütfen. Denge anında, tekrar yazıyorum. R ileri, yani ileri tepkimenin hızı ile geri tepkimenin hızı ne oluyordu arkadaşlar? Birbirine eşitleniyordu. Zaten o anda denge oluyordu, değil mi? Bakınız şöyle bir grafiğe dökeyim isterseniz. Şimdi şu grafikten de bahsetmiştik, hatırlayın lütfen. Şimdi R ileri ne oluyordu? Şöyle azalıyordu. R geri ne oluyordu? Şöyle artıyordu. Hatırlıyor musunuz? Ve bunlar birbirine şu şekilde eşitlendiği anı biz reaksiyon dengeye geldi diyorduk. Dolayısıyla şu kesinlikle doğru. Hiç üzerinde düşünmeye gerek yok. Evet, denge anında ileri ve geri tepkimelerin hız sabitleri bilemem. Hiçbir fikrim yok. Eşit olabilir, olmayabilir. O yüzden bunu almıyorum. Denge anındaki ürünlerdeki maddelerin derişimleri ile reaktiflerdeki maddelerin derişimleri eşit de olabilir, olmayabilir. Hiç bunu umursamıyorum. Ha, denge anında ürünlerdeki maddelerin derişimleri ve girenlerdeki maddelerin derişimi sabitlenir deseydi belki düşünebilirdim. Ama arkadaşlar, derişimler eşit değildir. Dolayısıyla cevabımız yalnız Adana oldu. Evet arkadaşlar, 12 soru çözdük. Umarım bir katkısı olmuştur. Ama dediğim gibi, umarım benden önce siz kendiniz önce bir soruları çözmeyi denemişsinizdir. Çünkü bu sayede konuda ne durumda olduğumuzu hatırlayacağız. Video çözümler devam edecek arkadaşlar. Kimyasal dengeyle başladık. Bir sonraki videoda ya da bundan sonraki çözümlerde görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.